Merhaba arkadaşlar, Cumhuriyet Anlısınız. Umarım iyisinizdir. Hepinize sevgi, saygı ve hürmetlerimi sunuyorum. Bugün neden bahsedeceğiz? Bugün Ethereum 2.0 ilgili bir güncellemenin daha makalesi yayınlandı. Bununla ilgili bir şeylerden bahsetmek istedim. Makaleye bakalım neler diyor, ne yapıyor, ne yapıyorlar, durum ne vesaire. Bunu da son videomuzdan sonra yeniden bir videoyla sizlere duyurmak istedim. Bakalım ne olacak arkadaşlar. Hep birlikte izleyip göreceğiz. Makale uzun bir makale. O yüzden biraz vakit alacaktır. Hem makaleyi okuyacağız aynı zamanda da yorumlar yapacağız birlikte. Bakalım umarım iyi beklentimiz dahilinde bir makaledir diyeyim. Biz zaten hiç gelmemesini bekliyoruz da. Onlar bakalım ne yapmışlar, ne etmişler. Durumları ne? Birlikte inceleyelim arkadaşlar. Sizlere ekran alıyorum şu anda. Görüşmek üzere birazdan. Bay bay. Evet arkadaşlar bu Ethereum geliştiricilerinin makalelerini paylaştığı, görüşlerini, düşüncelerini paylaştığı bir site tim.mirror.xyz Burada bakın 25 Mart tarihinde bir makale yayınlandı. Bunun videosunu hazırlamıştık biz ama silinmiş gitmiş ne olduysa bilmiyorum. Zaten bizim videolarımız işte 3-5 günlük önümüzde çıkacak videolar. Yani 3-5 gün öncesinden hazırlıyoruz. Şu an kayıtlı olan 3-5 videomuz var tarihleri geldiklerinde onlar direktmen YouTube tarafından yayına alınıyor. Burada Alcordius güncellemesinden bahsediyor. Ne diyor? Geç olması hiç olmamasından iyidir diyor. Buraya da güzel bir ünlem işaretiyle birlikte emoji bırakmış. Utanma emojisi. Evet okuyalım birlikte. Ocak ayından bu yana o kadar çok şey oldu ki bunları yazmak için zaman bulmakta zorlandım. İşte öne çıkanlar diyor. Muhtemelen bu güncelleme Ocak ayından önce yapılması gereken bir güncellemeymiş. 25 Mart'ta yapılabilmiş anladığım kadarıyla o. En son birleştirme testi sağ olan fırın başladı diyor. Üzerindeki post geçişi bazı uygulama sorunları ortaya çıkarttı. Ve bu birleştirme testi için her şey hazır diyor. Şimdi diyor birleştirme testi, testi için her şey hazır diyor. Birleştirme testine yeni başladıklarını anlıyoruz. Bir sonraki Ethereum yükseltmesi olan Şangay taslak halinde diyor. Henüz taksa, taslak halindeymiş. EVM yükseltmeleri, Bitcoin Chain para çekme, L2 ücret indirimleri ve daha fazlası planlanıyor diyor. Birleştirmeden önce planlanan şeylerden bahsediyor. Ethereum'un yürütme katmanı için yürütülebilir bir özellik üzerinde çalışmak güzel bir şekilde ilerliyor diyor. Sonraki adım burada yazılımcılar bunları biliyor herhalde. ED artı CL yükseltme süreçlerini duyurmak diyor. Müşteri geliştiricilere ve araştırmacılara belirteç tabanlı tazminat sağlama girişimi olan protokol Guild şu an yüzden fazla üye sahip ve yakında bir pilot uygulama başlatıyor diyor. Bunlar muhtemelen test eden arkadaşlar. Şöyle okumaya devam edelim. Kaldığımız yerden. Evet, fırın diyor, Kitsugi'yi ardından fırın testi daha yakın zamanda piyasaya sürüldü. Keşfedilen uç durumlara ve bazı yeniden adlandırmalara dayalı olarak birleştirme belirtimlerinde yapılan değişiklikleri içeriyordu diyor. The Mergen'in özellikleri artık çoğunlukla nihai gibi görünse de fırında geçiş sürecinden geçmek birkaç istemcide uygulama sorunlarını ortaya çıkarttı diyor. Bunu zaten bizim tespit ettiğimiz zaten iki tane hata vardı. Cornell Üniversitesi yayınlamıştı bu hataları. Bunları daha düzelttiler mi düzeltmediler mi onu da bilmiyoruz. Ekipler tüm uygulamaların güvenli ve istikrarlı olduğundan emin olmak için şimdi testleri ikiye katlıyor diyor. Ek olarak şimdi daha daha geniş geliştirici topluluğundan Clin'in uygulamalarını ve ürünlerinin beklendiği gibi çalıştığından emin olmasını istiyoruz diyor. Evet arkadaşlar. Devam ediyoruz. Nerede kaldık? Sayfayı tabi büyütünce biraz okuduğumuz yerleri. Evet. Şurada kalmıştık. Her biri onu diyor. Yani ağı işte Lido, Uniswap, ETS, Taker falan filan zorluyorlarmış. Herhangi bir kritik sorun bulunmadığını varsayarsak diyor. Kill'nin başlatılan son yeni genel test ağı olması bekleniyor diyor. Bir sonraki adım istemci uygulamaları ve altyapı takım hazırlığı konusunda rahat olduğumuzda Merge, Rapston, Georli, Sepolie ve benzeri gibi mevcut test ağlarından çalıştırmak olacaktır diyor. İnanılmaz test olduğunu zaten biliyoruz biz. Çok fazla test var. Her yükseltmede olduğu gibi kararlı olduklarından emin olmak için yükseltmeden sonra test sahalarını izleyeceğiz diyor. Test sahalarının beklendiği gibi çalıştığından emin olduktan sonra Ethereum ana ağ için geçişi planlayacağız diyor. Peki yakınken ve bu topluluk için inanılmaz derecede heyecan verici bir an olsa da geçişin güvenliği herhangi bir hedef tarihten daha fazla birleşme için bir numaralı ölçektir diyor. Yani hedef bir tarih vermek mantıksız diyor. Önemli olan birleşmedeki diyor güvenlik geçişin güvenliği tarihten daha önemli diyor. Bu şimdiye kadar yapılmış en kar, karmaşık Ethereum yükseltmesidir. Yapmak istiyoruz gibi bir mana aslında burada. Öyle yazmış. Karar verildiğinde testnet ve ana ağ yükseltme zaman çizelgeleri, ve Ethereum if biliyor. burada topluluk yayınlarında iletilecektir. Şu anda bir hedef tarihin reklamını yapan her şey yanlıştır. Bakın arkadaşlar şu anda bir hedef tarihin reklamını yapan her şey yanlıştır. Çünkü hiçbir tarih belirlenmemiştir. Buyurun. Bizim youtuber arkadaşlar yapıyorlar ya Haziran 15'te falan diyerek demek ki yok mu öyle bir şey. Önümüzdeki aylarda olası dolandırıcılık ve sahte duyurulara karşı ekstra dikkatli olun dolandırıcılık faaliyetleri başlayabilir diyorlar. Ethereum 1.0'dan 2.0'a senin coinlerini geçirelim vesaire gibi web siteleri açılabilir diyorlar. Dikkatli olmak gerekir. Biz de dikkatli olmaya çalışacağız. Peki geldik neye? Zorluk bombası üzerine geldik arkadaşlar. Zorluk bombasında durum ne? Geçen yıl Arrow Glacier yükseltmesinde geri itilen zorluk bombasının Haziran ayı civarında ağda hissedilmesi bekleniyor diyor. Burada bir beklenti varmış. Gelişimi buradan izleniyor. Biz de izleyelim bakalım. Bombayı geri püskürtmemiz gerekmeden posa geçiş yapmak ideal olsa da dikkati çeken 3 şey var. Şurada bir zorluk bombasına bir bakalım. Evet ben bu grafiği daha önce görmüştüm. Burada arkadaşlar 2015 yılından bu tarafa olan Ethereum'daki blok sürelerini gösteriyor. Bakın yukarı 14 saniye, en aşağı 26 saniye. 2000 Evet 2017'nin ortalarında bayağı bir mesela 28 saniyelere doğru inmiş. Sonra yeniden toparlamış. Buradaki bu inmeler arkadaşlar hard forklarda olan şeyler. Bu tarihlerin hepsinde hard fork gerçekleşmişti. Bu hard forklarda zorluk çok fazla arttığı için bir anda böyle durumlar yani blokların oluşmasındaki olaylar ortaya çıktı. Burada da bakın güncellemeleri attıkları tarihlerde Görüyorsunuz sıkıntılar oluyor. Yani şu mesela merge güncellemesinin tarihiydi. Attıkları anda hemen ağdaki zorluk yani blok üretim süresi çoğalıyor. Çoğaldıktan sonra yeniden normal seviyesine geliyor. Peki bununla çok işimiz yok. Buradaki grafiği de anlatmış olduk sizlere. Devam edelim. Bombanın blok süreleri üzerindeki etkisi kademeli bu bir kez hissedilmeye başlandığında blokların daha yavaş olduğu ancak büyük ölçüde olmadığı 14 ve 17 saniye arasında diyor. 4 veya 8 haftalık bir aralık olduğu anlamına gelir diyor. Yani bomba A ya girdiği zaman 14 veya 17 saniye arasında blok oluşma sürelerini tetikleyecek. Bu da 4 veya 8 haftalık bir süre olacak diyor. Sonrasında demek ki normale gelecek gibi bir şey anlıyorum ben. Tabii ki. Bu makalenin linkini aşağıya koyacağım arkadaşlar. Sizler de okuyup bu konuda yorumlarınızı yapabilirsiniz. Tarihsel olarak bomba ertelendiğinde onu 6 ay geriye çekmeyi seçtik. Hatta bizim bir YouTuber arkadaşımız sağ olsun Ethereum kazımı bitecek Kasım'da diye video atmıştı. Sonrasında özür dilemişti. Özür dilemekte büyük bir ardam yapacak bir şey yok. Çünkü genellikle o zamana kadar başka bir A yükseltmesi yapmayı planladık. Bununla birlikte bombanın ne kadar ertelenmesi gerektiğine dair kesin bir kural yoktur diyor. 6 artı yani 6 ay ve artı aydan daha uygun bir gecikme ise bombayı bir veya iki ay geciktirmek tamamen mümkündür diyor. Bombayı A koydular 15 bakın şuradaki kırmızı çizgi bombanın tarihi şu ayda gelecek. Bunun da Haziran olduğunu varsayıyorlardı ama burada makalede gördüğümüz gibi Ethereum geliştiricilerinin bulunduğu bir makale yeri burası. Burada görüldüğü gibi arkadaşlar sağlam da bir kaynak. Ben linki koyacağım dediğim gibi aşağıya. Yani bu geciktirilebilir diyor. 6 artıdan sonra 1-2 ay daha diyor geciktirilebilir diyor. Yine güvenli bir birleşme. Bakın önemli olan neresi biliyor musunuz? Güvenli olması. Yani birleşme esnasında yukarıda da bahsetmişti zaten hatırlarsanız. Tarih vermediklerini önemli olan tarihin değil güvenli bir şekilde birleşmenin sağlanmasıydı. Bakın burada da zaten parantezin bu tarafına koymuş ne diyor? Güvenli olması daha önemli diyor bizim için. Hızlı bir birleştirmeye karşı diyor. Geçişin sorumsuz gerçek geçmesini istiyor yani gerçekleşmesini istiyoruz ve Ethereum'un istikrarı ve güvenliği bir numaralı endişemiz. Bakın burası da çok önemli. Neymiş birleştiricilerin sıkıntısı? Ethereum'un istikrarı ve güvenliği bir numaralı endişeleriymiş arkadaşlar. Çok önemli. E tabi bizim de bir numaralı endişemiz o yani. Bu işi yapacaksanız düzgün yapın yapmıyorsanız bırakın gitsin yapmayın ya benim için daha iyi. Şangay güncellemesi gelecekmiş. Bir önceki güncellemede bahsedildiği gibi Dmergen'in teknik özellikleri çoğunlukla donmuşken Şangay çevresinde planlama çalışmaları başladı. Yükseltme için bir spe spesifikasyon burada mevcuttur diyor. Şuradan bakalım bakalım neymiş bu. Şangay güncellemesiyle ilgili. Herhangi bir tarih falan yok. Buraya daha çok yazılımcılar bakarsa memnun olurum. Eğer anladıkları bir konuysa lütfen videonun altına yorum yaparak bizleri de bilgilendirirlerse çok memnun kalırım arkadaşlar. Yükseltme için bazı küçük kazanımlarının yanı sıra geçiş olarak üç büyük değişiklik planlıyorlar. Hadi oradan hadi onlara dalalım demiş. Hadi dalalım bakalım. EVM nesne biçimi bunu bilmiyorum ne demek olduğunu. Yıllardır araştırmacılar ve müşteri geliştiriciler mevcut sözleşmeleri bozmadan EVM'yi geliştirmek için mücadele ettiler. Geçen yıl Y ekibi akıllı bir çözüm buldu. Belirli bir tamam tanımlayıcıyla daha sonra sözleşmeleri, sözleşmelere yeni işlevler sağlayın. Ancak mevcut sözleşmeleri olduğu gibi yürütmeye bırakın diyor. Bu artık EVM nesne biçimi EOF olarak biliniyor. Yazılımcı olmadığım için ben bunları bilmiyorum. Londra yükseltmesinde burada şeyden bahsediyor. Eyüp 1559'dan bahsediyor. Londra yükseltmesinde sözleşmenin dağıtımını devre dışı bırakarak bu alanının bir kısmını ayırdık. Bu byte ile başlayan birkaç sözleşme Londra yayına girmeden önce konuşlandırıldı. Ancak artık bunu yapmak mümkün olmadığından bilmem ne. Geçelim. Eyüp 3540 varmış arkadaşlar. Bunu ayrıntılı olarak açıklar. Yaklaşımın ilk somut faydasını vurgular. Zincir üstü kod doğrulaması için fayda olan kod verinin ayrılması bu aynı zamanda hesap soğutma EMM bilmem ne. Şangay'da bir hard work, bir güncelleme olacağını öğrenmiş olduk bu ağların birleşmesinden önce. Sonrasında da duruma bakacağız. Ne diyor burada arkadaşlar? Bakın burada da bir şey diyor. Bir meta tüm sürecin nasıl çalıştığını ana hatlarıyla belirtir yüksek bir seviyede her yuvada işaret zinciri. Yani buradan notlardan bahsediyor. Stake'e geçtikten sonraki dönemden bahsediyor zannedersem. Para çıkma, çekme işlemlerinin nin tutarlarını, varış adresini, benzer sindirilmiş makbuzlar izlenir. Blok oluşturma ve doğrulama sürecinin bir parçası olarak bu para çekme işlemleri günümüzde madencilere iş kanıtı düzenlenmesinin düzenlemesinin kredilendirilmesine benzer şekilde yürütme katmanında kredilendirilir diyor. Peki bunu etkinleştirmek için fikir birliği katmanında gereken çeşitli değişiklikler için izleme sorunu konsansız depoda mevcuttur. Kısmi para çekme seçeneği doğrulayıcı olarak kalmak ve ödül kazanmaya devam etmek için 32 Ethereum payını korurken Doğrucuların birikmiş ödüllerini geri çekmelerine olanık tanır diyor. Ha anladım burada. 32 Ethereum'u koyduktan sonra gelen karların çekilmesiyle ilgili bir güncellemeymiş bu. Bunu da A birleştirmeden önce yapacaklar muhtemelen. Hazır olacak her şey. Şangay'a dahil etmeyi, yani Şangay'daki yapılacak Şangay harp Fork'una dahil etmeyi sunduğumuz son büyük şey ikinci kapsamdaki ücretlerin azaltılmasıdır. Layer 2'ler işlem verilerini Layer 1 yayınlandıktan sonra son kullanıcıların işlem ücretlerinin büyük bir kısmını L1 depolama, parçalama, D2 göndermeleri için daha ucuz alternatif sunar diyor. Burada giy ve ücretleriyle işte oradaki gaz limitlerinin düşeceğinden falan bahsediyor zannedersem. Evet, burada da zaten yazıyor. Çok da aslında önemli değil benim için. Bizim için önemli olan güncellemeler ve durumlar. Onlara bakmamız lazım. Onunla ilgili geliştirmelerle yapmamız lazım. Kendimizde stratejiler sağlamamız lazım. Bu üç büyük değişikliğe ek olarak Şangay için bir kaç küçük iyileştirme düşünülüyor. Ne diyor? Coinbase adrese erişim için gaz maliyetini düşüren EIP 2929'da gözetim zaten EIP 3651 diyor. Sağ için gözel bilmem ne yapması falan filan çok önemli değil. Şangay güncellemesi bugüne kadarki en büyük yükseltmelerden biri haline getirecekmiş. Tamam. Büyük güncellemeler olsun tabii ki. Bu bizim olayımızı geciktiriyor. Bu da bizim için iyi bir şey. Ethereum ağlarının birleşmesini uzatan süreçler bunlar. Ben makaleyi okuyacağım tamamen. Ne diyor? 39 bin Ethereum stake edilmiş arkadaşlar. Geçen yıl. Dün okuduğum makalede de 26 milyar dolarlık Ethereum stake halinde beklediğinden bahsediyordu. Evet, ana önceliğimiz teste yenilenmiş bir uzaklanma ile dmerge olmaya devam ediyor. Önümüzde şu anda dmerge üzerinde çalışmaya devam ediyorlarmış. Önümüzdeki ay boyunca uygulamaları tamamlamayı, birden fazla kısa ömürlü devlet çalıştırmayı, uygulama altyapı ve araç sağlayıcılarından geri bildirim toplamayı umuyoruz diyor. Bu Testler devam ederken şangay yürütme özellikleri de devam edecekmiş. Peki. Bir veya iki ay içerisinde başka bir güncelleme bekleyin diyor. Tamam bekliyoruz gayet güzel. Demek ki haziran taça çıkıyor arkadaşlar. Bu arada DevConnect'de bütün bunları tartışma imkanımız olacaktır diyor. Tamam. Bu da diyor ki bana diyor Ethereum adresim bu diyor. Bu makaleyi hazırladım istersen diyor yardım edebilirsin diyor. Yani yardıma ihtiyacın olduğunu zannetmiyorum. Evet burada ney? Takvim var arkadaşlar. Haftalık iş geliştirme takvimi. Bunu da videonun altına bırakayım. Sizler de izleyin görün. Amsterdam'a bakalım neymiş bu? Evet. Hmm. Orada muhtemelen bir toplantı gibi bir şey yapılacak veyahut da bir konferans gibi bir şey yapılacak. Buranın biletlerini satmaya çalışıyorlar anladığım kadarıyla. Çok da gerek yok bize. Şuradan bize be zor gidiyoruz. Ankara trafiğinde. Amsterdam'a gidemem yani. Neyse arkadaşlar ekran alıyorum sizlere özet bir konuşalım. Evet arkadaşlarım yeniden merhaba. Bakın şu arkamda ekranda gördüğünüz yerde Medium.org sitesi. Buradaki makaleleri de ben çok takip ediyorum. Ethereum geliştiricileri veya da Ethereum ile ilgilenen iyi araştırmacı arkadaşlar orada makaleler yayınlıyorlar bazen. Ve bunlar da Gidişat hakkında bilgi edinmek manasına geliyor bizler için. Şimdi durum ne arkadaşlar? Durum şöyle. Az evvelki makaleyi de okuduğumuz gibi birlikte değerlendirdik. Bundan sonra ben biraz daha okudum. Biraz daha inceledim. Ve gördüğüm kadarıyla şuna karar vermişler. Yani hızlı bir güncelleme yapmak istemiyorlar. Ağları birleştirmek istemiyorlar. Bir anda ağlar birleşsin. Hadi bu işi temizleyelim falan filan demiyorlar. Ethereum ağına ilk önce birleştirme esnasında ve birleştirmeden sonra olabilecek güvenlik açıklarını kafadan kapatmak istiyorlar. E bu da birleştirmenin ve güncellemelerin gecikeceği anlamına geliyor. Mesela bakın Kasım ayında atacağı, atacağı zorluk bombasını ne yaptı? 6 artı ay dedi. Ve 6 artıdan sonra da 1-2 ay daha uzatabiliriz dedi. Yani 6 artı diyor. 6 artıdan sonra 12 ay mı oluyor? Ne oluyor? Yani minimum 8 ay diyor orada. 8 aydan sonra da 1-2 ay daha uzatabiliriz diyor. Yani bu güzel bir şey. Ama zorluk bombasını zaten ağları birleştirirken bir anda atacaklarını söylemişlerdi. Ve orada ne olacağını bilmiyoruz demişti Tim Beyko. Bu işle ilgilenen zaten ana elemanlardan birisi Tim Beyko'ydu. Demek ki burada Ethereum ağının güvenliğini bir numaralı şey olarak ortaya koymuşlar. Zaten anladığım kadarıyla stakerlardan da büyük şekilde baskı geliyor arkadaşlar. Yani diyorlar ki biz stake ettik Hadi kardeşim, hadi kardeşim, hadi kardeşim. Biz de para kazanmak istiyoruz falan filan. E bu tarafta da bizler pom madenciler biz de yapma 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 kardeşim diyoruz. E böyle bunlar da ortada kalmışlar gibi ama yeşil enerji falan derken amaçları bu güncellemeyi yapmak, ağları birleştirecekler ve pom madencileri çıkartmaları hala planlıyorlar ama burada da ne diyorlar? Güvenlik önemli. Güvenlik önemli. Güvenlik önemli. Güvenlik önemliyse erteleyeceksin. Devam edeceksin ertelemeye. Daha çok test yapacaksın. Şangay güncellemesinden hiç bahsedilmiyordu. Bakın Şangay güncellemesi çıktı. Ardından ne dedi? Birçok test hani oradaki okuduk zaten testleri yapacakları testleri. Bir güncelleme, bir hard fork yapıldığı zaman bunu nasıl anlıyoruz? Ağdaki blok süreleri normalde işte 13 13.70 falan 14 veya 17 arasında uzuyor böyle. Bazen işte çok geçmişte çok daha fazla uzuyordu. E burada da bizim madencilerin gelirleri bir anda zıp diye düşüyor zaten. Orada anlıyoruz diyoruz ki blok süreleri uzamış. Zaten etherchain.org sitesinden de bu blok sürelerinin devamını takip edebilirsiniz. Orada slash burn yazarsanız ne kadar ethereum'un yakıldığını da 1559'dan sonra net olarak görebilirsiniz. Biraz daha teknik makalelere geçtik arkadaşlar. Burada arkamdaki siteyi de takip etmenizi öneririm. Medium.org Ben videonun altına kaynaklarımı işte tabi bunlar bir iki kaynağım. Yani burada bizim mesela teknik İngilizcemiz çok fazla iyi değil. Hani blockchain İngilizcesi çok yok. Adam orada mesela EP artı LC diyor. Ben anlamıyorum mesela. O ne demek? ya yani bunu yazılımcı bilir. Normal yazılımcı da bilmeyebilir. Blockchain yazılımcıların bunu konu hakkında yorum yapmaları gerekiyor. Ki biz de öğrenelim. Yani LC, EP artı LC dedi. Ne demek istediğini ben anlamadım. Direkt atladım orayı. Belki orada çok önemli bir şey söylüyor ama ben anlayamıyorum bunu. Normal İngilizcesi, yani çok iyi İngilizce bilen birisi de anlayamıyor Çünkü teknik bir tabir, belli. Ülkenin blockchain yazılımcılarına ihtiyacı var arkadaşlar. Bence keşke, hani gençlerimize sesleniyorum. O tarafa böyle eğilseler çok iyi olur. Geleceğin teknolojisi, blockchain. Bunu herkes kabul ediyor artık. Ve burada da geleceğin mesleği olabilir arkadaşlar. Blockchain teknolojileri. O yüzden hani burada, buraya eğilmenizi tavsiye ediyorum. Oradaki makalede gördüğümüz gibi arkadaşlar net olarak 16 Haziran tarihi gene yalan çıktı. 15 Haziran tarihi. 15 Haziran'da zorluk bombasının atılacağı ve Ethereum ağlarının birleştireceği balon gene yalan çıktı. Ya bu konularda ben yorum yapmayı, tarih vermeyi falan nefret ediyorum. Hani ben de coin alıp satıyorum. Ben de şunu yapıyorum, bunu yapıyorum ama hiçbir şekilde de kimseye çok yakınlarıma dahi mesela hiçbir şekilde bilgi vermiyorum işte şunu aldım, bunu sattım. Alabilirsin demem yani. Beni ilgilendirmez abi. Kar onunsa zarar da onun yani. Kar ettiği zaman Allah'tan, zarar ettiği zaman benden bilecek. Yeni iyi dostum daha iyi olsa. Benden bilecek. O yüzden gerek yok. İleride Belki bir iki hafta sonra bir kafamda bir düşünce var. Telegram grubumu, Whatsapp grubumu oluşturayım bilmiyorum. Bu işle ilgilenen, makaleleri takip eden, kişileri takip eden Ethereum hakkında veyahut da kripto varlıklar hakkında bilgi sahibi olan, araştırmayı seven, okuyan, gecesini gününe katıp araştıran insanları bu işi bir hobi veya ek gelir değil de net olarak bir iş gibi yapan insanlarla birlikte bir Telegram grubu veya Whatsapp grubu oluşturma konusunda talebim var, düşüncem var. İnşallah bununla ilgili de güzel bir ayak basarız. İyi olacağını düşünüyorum. iyi olacağını tahmin ediyorum. Çünkü gün 24 saat e çalışıyorsun. iş yerim var, şu var, bu var. Ve bir taraftan da bir makale okuyup anlamak, anladıktan sonra özet geçmek de e benim 4 saatim alsa, ve zaten kaç saat çalışıyorum ki yani? Toplamda 14-15 saat çalışan bir adamım. Bu arada 3090 Ti'lerim geldi. Satmaya karar verdim arkadaşlar. O yüzden kutu açılımı falan yapacaktım. Rig'e koyacaktım ama satmaya karar verdim. Alan arkadaşıma hayırlı olsun. 3 tane 3090 Ti'yi sattık. Geçen gün paylaşmıştım şeyde. Topluluk anket tarafında. Satıldı gitti. Hayırlı olsun. Ondan sonra pazartesi günü kargoya vereceğiz. Bakalım. Çok istiyordum aslında ama Fiyat teklifi cazip gelince hiç düşünmedim. Yani gördüğümüz kadarıyla bu A birleştirmesi yeniden ertelenecek. Bundan artık hem fikir olabiliriz. Birileri çıkıp da gene 15 Haziran bilmem ne falan derlerse palavracı, sahtekar hepsi belli yani. Burada Ethereum geliştiricileri vermiyor tarih. Sen neye göre ne tarihi veriyorsun? Değil mi? Sağlıcakla kalın. Bay bay. Kendinize iyi bakın.